Ben Ursula Gudinav. Bu videoda sizlerle karbon döngüsü ya da karbonun tarihi hakkında konuşmak istiyorum. Karbonun da evrende bir tarihi var. Başlangıçta karbon yoktu. Karbon ilk olarak nükleosentez geçiren ölen yıldızların artıklarında ortaya çıktı. Yıldızlar helyum atomlarını ezip birleştirerek çekirdeğinde 6 proton bulunan karbonu oluşturdular. Sonra bu karbon etrafa yayıldı ve Güneş sistemimiz oluştuğunda içindeki karbonun çoğu karbondioksit formunda bulunmaya başladı. Bu oluşum oksijenin bulunduğu bir ortamda doğal olarak gerçekleşti ve tüm gezegenlerin atmosferlerindeki ana bileşenlerden biri oldu. Karbondioksit molekül yapı taşları için iyi bir kaynak değildir. Fakat karbondioksitin içindeki karbon mükemmeldir. Diğer karbonlarla ve nitrojenle kimyasal bağlar kurabilir. Tabii bunu yapabilmek için enerji girişine ihtiyaç vardır. Bunun için yaşam olması gerekmez. Güneş sisteminin dışından gelen asteroidlerdeki moleküllerin içinde karbon-karbon ve karbon nitrojen tipi bağlar bulunduğu görülmüştür. Bu sadece yıldızlardan gelen enerjiyle de yapılabilir. Dünyadaki yaşamın oluşumu için ise karbon karbon bağlarının oluşmuş olabileceği başka bir yer bulma düşüncesi vardır ve bunun barındırdıkları yüksek sıcaklık, basınç ve enerji sebebiyle Okyanusların derinlikleri yani okyanuslardaki yarıklar olduğu düşünülür. Bu bölgelerde karbon bağlarının oluşabilmesi için yeterli enerji mevcuttur. Bilim insanları laboratuvarlarda bu koşulları canlandırdıklarında gördüler ki okyanus derinliklerine benzeyen koşullarda piruvat ve format gibi şekerler elde edilebiliyordu. Dolayısıyla dünyanın ilk zamanlarında enerji bakımından zengin karbon moleküllerinden oluşan bir Temel çorba olduğu düşüncesi ortaya atıldı. Bu temel çorba daha sonra da yaşamın kaynağını oluşturmuştu. Gel gelelim bu çorbanın içinde etrafımızda gördüğümüz her şeyin oluşmasına yetecek kadar sabit karbon bulunmuyordu. Karbonu sabitlemenin farklı bir yolunu bulmak gerekiyordu ve bu da fotosentezle mümkün oldu. Fotosentezin ilk defa 3.5 milyar yıl önce bakteriye benzer canlılar tarafından yapıldığı düşünülüyor. Süreç iki bağımsız parçaya ayrılıyor. İlki ışık reaksiyonları, ikincisi ise karanlık evre reaksiyonları. Işık reaksiyonları bağları kurabilmek için gereken enerjinin alındığı bölüm. Bunun için güneşten dünyaya gelen ışığın fotonları kullanılır. Bu fotonlar pigment ismi verilen molekülleri harekete geçirir. Elektronlar bu durumda daha yüksek enerjiye geçerler. Ve enerji azalırken de elektronlar ve onlara eşlik eden protonlar enerji bakımından zengin ATP ve NADPH gibi molekülleri oluştururlar. Bu moleküller bir sonraki adım için yani karanlık evre reaksiyonları için gereklidir. Karanlık evre reaksiyonları enerji bakımından zengin bu bileşikleri kullanarak Rubisco isimli önemli bir enzimin de dahil olduğu bir döngüyü besler. Burada da bolca Rubisco var. Rubisco karbondioksiti gaz olarak alır ve onu 5 karbonlu şekerle birleştirerek daha büyük bir şeker haline getirir. Bu durum karbon bakımından zengin bileşikleri modern canlılara evrilen sisteme kazandırmanın temelidir. Modern canlılar enzimle katalize edilmiş tepkimelerle oluşurlar. Amino asitler, nükleotitler, şekerler ve tüm bileşikler canlıları oluştururlar. Pigmentler elektronlarını verdikten sonra bunların yerlerini doldurmaları için daha fazla elektrona ihtiyaç duyarlar. Yaşamın başlangıcında bu elektronlar hidrojen sülfürden ve diğer elektron vericilerden gelirdi. Ama yaklaşık 2-2,5 milyar yıl kadar önce siyanobakteri adında bir canlı türü ortaya çıktı. Bunlar elektronları sudan alabiliyorlardı. Bu harika bir gelişmeydi. Çünkü her yerde su vardı. Sudan elektron alınması esnasında oksijen açığa çıkıyordu ve bu nedenle atmosferdeki oksijen miktarı giderek daha da arttı. Bu olay bazen oksijen soykırımı olarak da anılır. Oksijen oldukça reaktif bir moleküldür ve onu üreten siyona bakteriye bile çok zarar vermiş olabilir. Bu problem solunumun ortaya çıkmasıyla çözülmüştü. Solunumda oksijen suya dönerken elektron alır ve bu esnada daha fazla ATP ve enerji bakımından zengin olan diğer bileşikler üretilir. Yani oksijen çok iyi bir şeydi evet ama buna rağmen problem yarattığı bir dönemde olmuştu. Günümüzde fotosenteze hala sahibiz ve bu işlemlerin neredeyse tümünde oksijen açığa çıkıyor. Çünkü o zamanki Siona bakteriler artık buradaki canlılarda gördüğümüz kloroplasta dönüştüler. Tabii bu durum yani oksijenik fotosentez bugün bildiğimiz bitkileri ve algleri yarattı. Daha sonra bu bitkileri ve algleri yiyen diğer canlılar evrildi ve bunlar enerji bakımından zengin karbon bileşiklerini kendilerini geliştirmek için kullandılar. Sonra bitki yiyen bu hayvanları yiyen başka canlılar ortaya çıktı ve onlar da bu karbon bağlarını kendi enerji kaynakları ve yapı taşları için kullandılar. Sonuçta elimizde tamamıyla güneş ışığına bağımlı olan bir gezegen var. Yani eğer güneş olmasa hayatta olmazdı ve sabit karbonun bolca çeşidi her yerde mevcut olurdu. Bütün bunlar yaşanırken şu da gerçekleşti. Başlangıçtaki atmosferde bolca karbondioksit bulunurken, fotosentez yapan canlılar bu karbondioksitten bol miktarda tüketerek etrafımızda gördüğümüz şeyleri oluşturdular. Ayrıca birçok canlı karbonu kabuklarını oluşturmak için kullanır. Karbonatın çeşitli formlarıyla oluşan bu kabuklar okyanusun derinliklerine batarlar ve kireç taşını oluştururlar. Ölü canlılar yüz milyonlarca yıl boyunca levha tektoniği döngüleri sonucunda dünyanın derinliklerine gömülmüşlerdir. Karbon bakımından oldukça zengin olan bu enerji kaynağı dünyanın içindeki ısıyla ve basınçla kömüre ve petrole dönüşür. Yani bu da karbonun atmosferimizden çıkışının başka bir yolu. Çok yakın zamanlarda bizler bu karbonu tekrardan atmosfere geri döndürmenin yollarını bulduk. Bu kaynakları kullanarak ve yakarak karbondioksit açığa çıkardığımızda bunu yapıyoruz. Karbondioksit ayrıca bir sera gazıdır. Isıyı tutar ve bu yüzden gezegenimizdeki karbondioksit seviyesi arttıkça sıcaklık da artar ve iklim değişiklikleri de gerçekleşir. Bu konudaki kaygılarımın yanı sıra petrol denen harika şeyin tamamını dünyanın merkezinden çıkarmamız konusunda da büyük endişelerim var. Dünyanın merkezi yerine toprağın altı demeliyim. Çünkü merkezde demir var. Neyse, bunu çıkarıp yakıyoruz ve karbondioksit üretiyoruz. Bu bence çok aptalca bir şey. Petrol, plastik ve diğer şeylerin üretiminde de kullanılıyor. Bu gezegen için çok değerli bir kaynak ve onun tutumlu bir şekilde kullanılması gerekir.